Hepinize merhabalar sevgili Altın Rehber programı izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuza kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz efendim. Bugün dekorasyonundan personeline, mutfağından yemeklerine kadar buram buram Osmanlı kokan bir mekandayız. Florya Eşraf Lokantası'ndayız efendim. 1942'den bu yana Osmanlı mutfağını yaşatmayı amaçlayan bir mekandayız. Şimdi yanımda işletme sahibi Metin Bey var ve kendileri bize işletmeleri hakkında bilgi verecekler. Merhabalar Metin Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bize biraz Eşraf Lokantası'ndan bahseder misiniz? Eşraf Lokantası 1942 yılında kurulup 1970'li yılların sonuna kadar Beyoğlu'nda devam eden, daha sonra bir ara verilip 2013'te tekrar açılan ve Florya'da burada hizmete geleneksel mutfağın temsilcisi olarak devam ediyoruz. Peki öncelikle bir dernek olarak aslında kurulmuş, sonra bu tarz bir mekana dönüştürmüş. Onun hikayesi nedir? Evet. Şimdi efendim biz Osmanlı Mutfağını Araştırma ve Geliştirme Derneği'ni kurduk arkadaşlarımızla birlikte. Kurmamızın birinci sebebi kendi kültürümüze hizmet etmek ve kendimize ait değerleri ortaya çıkarmak. Özellikle gastronomide ve yemekte maalesef dünya mutfağının çeşitli küçük devletlerin mutfakları ön plana çıkarken Osmanlı ve Türk mutfağını birazcık maalesef geride ve temsili olarak da tamamen döner ve kebap üzerine konuşlanmış gördük. Oysa ki bizim saray mutfağımız, Osmanlı mutfağımız, Osmanlı'dan gelen gelenek bu değil. Biz bunu kendi yerimizde göstermek istedik. Eşraf'ın açılma sebeplerinden bir tanesi de budur. Personelimiz her gün kıyafetleri değiştiriliyor ve değiştirmesini sembolize eden bir şeyimiz var. Gömleklerde her günü yazar. Bakalım, evet. Böyle bugün salı ve salı günü falan yazıyor. Bu kıyafetimize hijyene ve temizliğe verdiğimiz önemdir. Bundan bir tanesi bu. Tabii bu temizlik, hijyen bizim için çok önemli. İkincisi tabii ki personelimizin belli bir eğitimden geçmiş olması gerekiyor. Osmanlı ve Türk ve Osmanlı adabından biz bir temel çalışmasını yapıyoruz. Ayrıyeten tabii ki bu mutfakta uzmanlaşmış olması gerekiyor. Biz tamamen burada yaptığımız Osmanlı ve Türk mutfağı, geleneksel mutfak. Yemeklerimizi kuzinelerde yapıyoruz biz. Odun ateşinde pişiriyoruz ve bütün yemekler kemik suyuyla pişiyor. Ve hakiki tereyağı ve zeytinyağı kullanıyoruz. Bu hakiki tereyağı ve daha doğrusu ambalajsız, olabildiğince ambalajsız ürünler kullanmak bizim olması olmazımız. Burada tabii bir takım mesela kurallarımız var. Gıda boyası, renklendirici kesinlikle kullanmayız. İşte iç yağ kesinlikle kullanmayız. Glukoz kesinlikle kullanmayız. Bunun gibi bir sürü şeylerimiz var. Kendimize ait kurallarımız var. Tabii yemeklerin yapılış işte reçeteleri, tarifleri falan tamamen özüne, kendi dokusuna uygun bir şekilde yapıyoruz ve bunu uygulamaya çalışıyoruz. Günümüzde insanlar fast food yiyecekleri çok fazla tüketiyorlar. Hamburger olsun, sandviç, makarna tarzı birçok yiyecekler. Bunlar sizin şu an yürüttüğünüz işletmenizin ne yönde olumsuz etkiliyor ya da insanların bu tarz beslenmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi efendim biz Eşraf'ı kurarken belli bir skor üzerine, kuver üzerine, belli bir satış rakamları üzerine dizayn etmedik. Biz burada olabildiğince kendi kültürümüzü, kendi anneannelerimizi, kendi değerlerimizi ortaya koyabilecek bir yapı. Yani restoran anlamında, yiyecek içecek anlamında. Biz burada tabii ki dünya mutfağıyla bir yarış içinde kendimizi falan görmüyoruz. Kendi değerlerimizi ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Malum maalesef öyle bir durum oldu. İşte donuk gıdaların ısıtılarak servis yapıldığı, işte glukozun, efendim kimyasalların kullanıldığı bir yiyecek içecek sektörü içinde bir rekabet noktası falan var. Biz olabildiğince ambalajsız, olabildiğince organik, olabildiğince doğal ürünlerle, geleneksel yöntemlerle, geleneksel tariflerle, geleneksel reçetelerle ürünlerimizi yapıp müşterilerimize, misafirlerimize sunuyoruz. Bu elbasan tavadır efendim. Bu elbasan tava yine beşamel sosla kuzu etinin birleşimiyle meydana gelmiştir. Bu yine vejeteryan yemeğimizdir. Karnabahar.
malum karnabahar. Onda anlatacak çok fazla bir şey yok. Bu kelkit kavurmamızdır. Normal dana kavurmadır. Tamamen efendim yağlarından ve sinirlerinden ayrıştırılmış bir şekilde tereyağında kavrulmasıyla meydana gelmiştir. Özellikle burada yaptığımız bir tanesi bu iskilip dolmadır. Akçeltik pirinciyle yapılan, soğanla kavrularak yapılan pilav ve 7-8 saat kuzinede pişerek meydana gelen dana etinden yapılmış bir yemektir. Bu da bizim burada çok tercih edilir. Efendim patlıcan kebap, Ankara tava, efendim kuzu kapama, pilavlar, işte Macar kebabı, kuru fasulyemiz. Bunların hani bütün yemeklerimiz bizim yine kemik suyunda ve kuzinede yapılır. Hepsi kuzinede malum bakır tencerelerde yapılarak misafirlerimize sunulur. Burası zeytinyağlı soğuk bölümümüz. İşte şakşukası, efendim karnabaharı, işte zeytinyağlı sarması, enginarı, kerevizi, taze fasulyesi, efendim bütün pazı kökü şekliyle her gün farklı mevsimine göre, güne göre değişkenlik arz eden bir zeytinyağlı şeyimiz. Evet, bakalım tatlılarda neler var? Efendim tatlılarda ağırlık sütlü tatlılar, efendim muhallebi, sütlaç ve onun türevleri şekliyle işte kazan dibi, tavuk göğsü, keşkül tarzı şeylerimiz. Bunların hepsini kendimiz imal ediyoruz. Ayrıyeten işte kompostomuz bizim olması olmazımız ve misafirlerimiz oldukça çok fazla tercih ettiği ürünlerimizden bir tanesi. Yoğurtları tam %100 manda yoğurdu biz kendimiz burada yapıyoruz. Yani bütün ürünleri biz kendimiz yapıyoruz. Bunun içinde işte tatlılar, yoğurt, efendim ekmek, ondan sonra diğer şeyleri zaten organik olarak temin ediyoruz. Bu şekilde misafirlerimize sunuyoruz.